İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 8 Aralık Salı, saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de önemli başlıklardandı. Toplantının ardından açıklama yapan Ömer Çelik'in gündeminde koronavirüs vardı. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak kritik bir dönemdeyiz. Bütün dünya bu salgından etkilendi. Maalesef zaman zaman zaaflar ortaya çıkıyor. Bu da olumsuz etkiliyor. Sağlık çalışanlarına saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dünyaya örnek olacak bir mücadele veriyorlar. Vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar dedi Ömer Çelik. AK Parti'de maaşların ödenmemesi konusu da gündemdeydi. Ömer Çelik bu konuya da açıklık getirdi. AK Parti'de çalışan arkadaşlarımızın maaşlarının ödenmemesi söz konusu değildir. Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirası ile ilgili bir durum söz konusu değildir ifadelerini kullandı. Fransa'nın Yukarı Karabağ kararını hükümsüz buluyoruz diyen Çelik, CHP'deki taciz iddialarına ilişkin de bu taciz sıkıntısı ile ilgili neden susuyorsunuz? Kadın onuruna saygı gereği bunun en sert bir şekilde gereğinin yapılması lazım. Tasfiye edilmesi lazım. Hukuki açıdan her şeyin yapılması lazım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı dedi. Biz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman hiçbir yerde haram yokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemedim. O sırada AK Parti grubundan o zaman aday ol sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise manidardı. Biz değerli arkadaşlarım, hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına ilk yorum Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli o konuşmayı çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı diye değerlendirdi. Kafalarının alamayacağı kadar tutarlı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macar mevkidaşını ağırladı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin gerilimi tırmandıran taraf olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macar mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı'nda ağırladı. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Çavuşoğlu'nun gündeminde Yunanistan'la ilgili meseleler vardı. Avrupa Birliği'nin üzerine düşeni yapmadığını söyledi. Avrupa Birliği'nden her zaman stratejik ve aklı selim davranmasını bekliyoruz. Var olan sorunların çözümüne de katkı yapmasını isteriz. Ama bunun için Avrupa Birliği'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım. Son dönemlerde diplomasiye önemli fırsatlar verdik ve bu süreçlerin iyi değerlendirilmesini istedik. Ama bu süreçlerde Yunanistan'ın ve Rum kesiminin kışkırtıcı adımlarını gördük. Tam tersine olumsuz tavırlarını gördük. İşte böyle bir süreçte Avrupa Birliği Yunanistan'ı ve Rum kesimini masaya getirebilirdi. Maalesef olmadı. Türkiye'nin gerginliği azaltmak adına yaptığı tüm çabalara karşın Yunanistan'ın bu gerginliği daha da tırmandırmak için uğraştığını söyledi. Diğer taraftan o günden bu yana, özellikle 20 Ekim'den bu yana Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Şöyle bir baktım, 11 tane Naftex, 12 tane Notam yayınlamışlar. Ayrıca silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmek için kışkırtıcı adımlarda bulundu. Tüm bu süreçlerde bile biz gerçekten çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa yanaşmadı. Bizimle görüşmeye de yanaşmadı. İstikşafi görüşmelere
gemi faaliyetlerini sürdürdükçe gitmeyeceklerini söylediler. Bu arada NATO'nun bu ayrıştırıcı toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçıyor? Yani Avrupa Birliği bu gerçekleri görmesi gerekiyor. Yani tek taraflı olarak hep kışkırtan taraf Türkiye'dir. Türkiye olumsuz tavırlarını sürdürüyor gibi açıklamalar görüyoruz. Bu doğru değil. Yani burada da adil ve dürüst olmaları gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 il valisiyle koronavirüs sürecini değerlendirdi. Şehirlerdeki son durum hakkında bilgi alan Süleyman Soylu, salgın tedbirlerine ilişkin de il valileriyle detaylı bir görüşme yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Toplantıda şehirlerdeki son durum ve salgın tedbirleri değerlendirildi. Yeni tedbirler ve denetimlerin ele alındığı toplantıda Bakan Soylu, hafta içi yaşanan yoğunluğun azaltılması için toplu ulaşım araçlarında sefer sayılarının artırılmasını istedi. Ayrıca Soylu, riski artıracak evlerde kalabalık ortamlara, doğum günü, taziye gibi toplu etkinliklere müsaade edilmemesi konusunda da valileri uyardı. Vatandaşların kalabalık bulundukları ortamlarda denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. Toplantıda valilere de söz verildi. Şehirlerdeki örnek uygulamalar anlatıldı. Atılması gereken adımlar görüşüldü. Sizlere iletiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu valilerle yaptığı görüşmenin ardından Karayolları Trafik Güvenliği Eşgüdüm Kurulu toplantısına da katıldı. Bakan Süleyman Soylu buradaki konuşmasında trafik güvenliği konusunda ülkenin kat ettiği mesafeyi anlattı. Türkiye'nin kalkınmasıyla, karayollarıyla, artan acil müdahale imkanlarıyla neredeyse kadere dönüşecek olan trafik kazaları ciddi bir azalış trendine sokmayı başarıldı ve BM Genel Kurulu'nun 2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının %50 azaltılması hedefini tutturabilen dünyadaki iki ülkeden birisi olduk. Soylu 2021-2030 trafik vizyonuna ilişkin de bilgi verdi. Trafikte de odak noktamız insandır. İşte onun için 2021-2030 trafik vizyonumuzu insan merkezli bu iki yaklaşımla tarif ettik. Tam 86 yıllık esaretinden kurtulan Ayasofya Camii'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anlamlı bir hediye geldi. Cumhurbaşkanı Ayasofya'ya Ali İmran suresinden ayetlerin yer aldığı hat tablosu bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne hat tablosu bağışladı. Tabloda Ali İmran suresinin 159. ve 160. ayetleri yer alıyor. 86 yıl sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı bir hediye geldi. Cumhurbaşkanı Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne hat tablosu bağışladı. Ali İmran suresi 159 ve 160. ayetlerin yazılı olduğu tablo cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi. Tablo Hattat Mehmet Özçay tarafından Zerendüt tekniğiyle yapıldı. 234 x 350 cm büyüklüğündeki tabloda ayetlerin yanı sıra Hattat ismi ve bağış tarihi de yer alıyor. Tablonun en altında ise Arapça, Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne vakfedilmiştir ifadesi bulunuyor. Ülkedeki vaka ve ölüm sayıları tırmanıyor. Son 24 saatte açıklanan rakamlar virüs korkusunu daha da artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Risk taşıyan illeri uyardı. Tabloyu gösterirken söylemiştim. Özellikle Nisan... Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün daha da yükseliyor. Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu yana en yüksek rakamlar 7 Aralık'ta kaydedildi. Son 24 saatte tam 203 kişi hayatını kaybetti, 32.137 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Vaka artışını engellemek için alınan tedbirler de sıklaştırıldı, ancak bazı illerde yüksek risk devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınının en çok risk taşıdığı illeri açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında dedi. Yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı. Türkiye bir önceki uygulamaya göre büyük başarı elde etti. Raporun detaylarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması olan TIMSS 2019 sonuçlarını açıkladı. Türkiye ilk kez 500 puanın üzerine çıktı. 4. sınıf puanları matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan 2019 yılında 40 puan artarak 523'e yükseldi. Türkiye'nin önemli mesafe kat ettiği bu çalışma dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nun 4 yılda bir yaptığı bu çalışmada öğrenci başarılarındaki eğilimler izleniyor. Ulusal eğilim sistemleri arasındaki farklılıklar belirleniyor. Türkiye ise bu araştırmada ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performansındaki iyileşme tüm bölgelere yayıldı. Uygulamanın giriş ekranında size ait... Araştırmayla 4 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarıları değerlendirildi. Sonuçlarını da Bakan Selçuk duyurdu. 4. sınıf puanları matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan 2019 yılında 40 puan artarak 523'e yükseldi. Bir başka deyişle matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. Fen alanına geçelim. Fen alanında 2015 yılında 483'tü ortalama puan. 2019 yılında ise bu puan 43 puan artırarak 526'ya yükseldi. Başka bir deyişle Fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi. Erzurum Ticaret Borsası tarafından DADAŞ'lara çağrı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda bir basın toplantısı yapıldı bugün. Yerel esnafın desteklenmesi çağrısında bulunuldu. Bu online satışla alakalı işte trend yok. Yerel sermaye, yerel esnafı ve yerel üreticiyi destekleme günü toplantısı yapıldı. Toplantıya Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç katıldı. Hepsi burada gibi şu anda çok ciddi. Toplantı Hakan Oral'ın konuşmalarıyla başladı. DADAŞ'lara önemli bir çağrıda bulundu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm halkımızı, yerel esnafı tercih etmeye davet ediyoruz, dedi. Buradaki amacımız bütün şehirdeki iş dünyasının bir araya getirilebilmesi, iş dünyasının beraber hareket ediyor olabilmesi, birbirini tercih etmesi. Tüketiciden imalatçıya, tüketiciden üreticiye kadar birbirimizi tercih etme noktasında bir kampanya başlatıyoruz. Oral, yerel esnaf desteklenirse istihdamın artacağını söyledi. Markalaşma. Şehirde üreticilerimizin markalaşma sürecine yerel anlamda desteklenirse istihdamın artacağına ve markalaşmanın da devam edeceğine inanıyoruz. Turizm anlamında da şehri kış ve yaz turizmiyle, imalatçılarımızla, süt ürünlerimizle, et ürünlerimizle, bütün üreticilerimizle entegre etmiş olacağız ve arkasından da gene sonuç itibariyle istihdamın artışına, göçünde duracağına inanıyoruz. Hakan Oral ayrıca başlatılan kampanya sayesinde şehre ayrı bir vizyon katılacağının altını çizdi.
Toplantıda konuşan Rasim Fıratsa, Erzurumlu esnafları desteklemek bizim asli görevimizdir, dedi. Erzurum esnafının da kendini biraz yenileme yönünde çalışması lazım. İnternet alışverişi diye bir şey var. Biz esnaf, sanatkarımız, esnafımız Erzurum'da belki bu internet alışverişine çok alıştıramadık. Burada bizlere de büyük görev düşüyor. İşte bizler buradan uyarıyoruz. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Fırat, esnafa da büyük görev düştüğünü söyledi. Yapılan toplantılara katılımlar için çağrıda bulundu. Ticaretin iki ana şeyi, temeli vardır. Bir, üretim. İki, pazarlama. Biz Erzurum'da genel manada hem üretelim hem pazarlamasını yapalım. İnternet alışverişine insanlarımız artık çok düştüler. Dolayısıyla bu pazarda Erzurum esnafının da olması lazım. Kendimiz artık uyanmak zorundayız. Esnafımızın da bu işe biraz emek sarf edip çalışması lazım. İnternet alışverişine yönelmeleri lazım. Toplantı yaptığımız toplantılara buyurun gelin, görün veya en azından sizin talepleriniz nedir? Taleplerinizi orada dile getirin. Bizden not alalım. Bu sizin eksik gördüğünüz doğrultuda da çalışalım. Toplantıda konuşan Murat Urkuç da tercih edilebilir olmayı istediklerini dile getirdi. İlgisini çekmek istediğimiz kısım şu. Yerel olarak, yani şehrimizde yerel üretim yapan esnafından üreticisine, tuhafiyecisinden marketine, bütün bu kurumları şehrimizde yaşayan insanlar tarafından tercih edilmesiyle alakalı diye bir sloganımız var. Yöresel olmayan, yerel olmayan evrensel olamaz. Bu noktada tercih edebilir olmak zorundayız. Sürekli birbirimizi desteklemek zorundayız. Türkiye COVID-19 hasta tablosu açıklandı. Hemen anlatalım, okuyalım biz de. 8 Aralık 2020 itibariyle 201.219 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 33.198, hasta sayısı 6.593 olarak kayıtlara geçti. Bugün maalesef 211 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5.245 kişi ise sağlığına kavuştu. Test sayısı artık toplamda 20 milyonu buldu. 20.089.966 olarak kayıtlara geçti. Toplam hasta sayısı 552.304, vefat eden hasta sayısı 15.314, ağır hasta sayısı 5.882, iyileşen hasta sayısı da 441.515 olarak kayıtlara geçti diyelim. Sıradaki haberimize devam edelim. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda Hatay Spor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor yarın deplasmanda Hatay Spor'a konuk olacak. Müsabaka Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ev sahibi ekip ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Dadaşlar ise 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 9 puanla haftayı 17. sırada tamamladı. Mavi beyazlı ekip müsabakadan 3 puanla ayrılarak haftalardır devam eden kötü gidişata dur demek istiyor. Ev sahibi Hatay Spor bu sezon evinde yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazandı. 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı. Bir diğer erteleme maçındaysa Göztepe evinde lider Alanya Spor'u ağırlayacak. İki takım yarın saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Bugün Erzurumlu vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı. Şehir merkezinde yılın ilk karı yağdı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum'da özlenen kartpostallık görüntüler kendini gösterdi. Şehir merkezine yılın ilk karı yağdı. Dadaşlar bugün karla kaplı bir sabaha uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Aynı zamanda kenti etkili olan soğuk hava buzlanmaya neden oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentteki kar yağışı aralıklı bir şekilde etkisini sürdürüyor.
Bıçakçılıkla geçen bir ömür. Dilek Olay tam 50 yıldır bu mesleği yapıyor Ahmet Aldemir. Evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde yıllardır geçimini sağlamak için bıçak yapıyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Aldemir tam 50 yıldır bıçak yaparak geçimini sağlıyor. Ya bunu vurdum mu bu? Evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde mesleğini geliştirdi. Bu atölyede yaptığı bıçaklarla tam 3 çocuk büyüttü. Bu işe yeteneğim var idi, yeteneğimi zayi etmedim. Dedim insanlara bir faydam olsun yeteneğimden. Şimdi eskiden iyi yapan ustalar vefat etti ya. Sonradan da sahtasını yapmaya başladılar ya. Ben orada zoruma zetti. Benim de yeteneğim var idi. Ben de dedim temiz bir malzeme yapayım. Ahmet Aldemir yaptığı ürünlerin dayanıklı olması için de ayrı bir özen gösteriyor. Sağlam bıçak sapları yapmak için kasaplardan hayvan boynuzu alıyor. Kasaphaneler bilir zaten benim yaptığımı atmazlar. Yığaylar, bana yollaylar. Ya da yazatırlar ya yollaylar. Yaşlı. Oradan temin ederim buynuzla saplarını. Yeni buynuzdan olmuyor. Aynı ağaç nasıl yaş ağaç yamulursa buynuzun yenisi de mayası yaş olduğu için yamulur. En az 6 ay kurumuş olacak. Buynuz. Evet, 6 ay, 1 yıl. Kuruduktan sonra düzledim mi sağasıyla yamulmaz yani. Bıçakçılığın yanı sıra çiftçilikle de uğraşan Aldemir mesleğini severek yapmaya devam ediyor. Ağaç kanal aşırı. Erzurum'un tarihi çarşısı Taşan'da esnafın beslediği kedi hem müşterilere hem de çarşı esnafına keyifli dakikalar yaşatıyor. Burası Erzurum'un tarihi çarşısı Taşhan ve çarşı esnafının sevimli kedisi Müdür. Rüstem Paşa bedestenini yani Taşhan çarşısını kendisine mesken tutan sevimli kedi hem çarşıya gelen müşterilerin hem de çarşı esnafının maskotu oldu. Dükkanımızın önünde sabah geldiğimizde onu görüyoruz ilk önce. Yemeğini verip ihtiyacını giderdikten sonra kendisine ayırdığımız özel bir yerimiz var. Şöyle burada. Burada yatıyor, dinleniyor. Tekrar kalktığı zaman tekrar yemeğini veriyoruz. Karnını doyurup dışarıya salıyoruz. Akşama kadar gezip tekrar geliyor. Rahat tavırları nedeniyle esnafın müdür olarak adlandırdığı kedi adeta çarşının huzur kaynağı oldu. Burada birkaç arkadaş arasında müdür olarak çağırıyoruz. Genelde yemeğini yiyip yattığı zaman çok rahat oluyor. Kendini rahat hissediyor. Onun için onun ismini müdür koyduk. Tabii biraz şey düşebilir belki ama müdür olarak çağırıyoruz. O da alıştı artık ismine. FETÖ'nün TSK yapılanmasına 50 ilde dev operasyon gerçekleştirildi. Çok kritik isimlerin gözaltı kararı listesinde olduğu operasyonda düğmeye eş zamanlı olarak basıldı. Toplam 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11. aşaması kapsamında gece yarısı yeniden düğmeye basıldı. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon FETÖ-PDY sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik büyük operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da açıkça delil kabul edilen ankesörlü, kontörlü sabit hatlarla irtibat kuran örgüt üyeleri tek tek belirlendi. Soruşturma kapsamında 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Verilen gözaltı kararı sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri toplam 50 ilde dev operasyon başlattı. Gözaltı listesinde ismi bulunanların 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü üsteğmen, 5'i teğmen, 221'i assubay, 7'si uzman çavuş ve 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı asker şahıslardan sorumlu Mahrem Sözde İmam yönetici olduğu öğrenildi.
Gözaltı listesinde ismi bulunan 304 kişiden 111'inin Hava Kuvvetleri, 193'ünün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu bildirildi. Yine haklarında gözaltı kararı verilen asker kişilerden 295'inin muvazzaf personel olduğu öğrenildi. Terörle mücadele sürüyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele sınır ötesinde de sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla saldırı hazırlığında bulunan terör örgütü PKK'lı 3 terörist tespit edildi. Tespit edilen hain örgüt üyeleri hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek denildi. Türk askeri 10 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Azerbaycan zafer kutlamalarına katılmak üzere Bakü'ye gitti. Tören öncesi prova yaptılar. Komandoları dosta güven, düşmana korku saldı. Bakü sokaklarını marşlarla böyle inlettiler. Türk askeri başkent Bakü'de düzenlenecek zafer töreni için Azerbaycan'da. Komandolar törene hazırlık için Bakü sokaklarında prova yaptı. Cadde ve sokaklar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. 10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına çevirmeyi başardıklarını öne sürdü. Skandal açıklamalar bununla da bitmedi. Yunan Başbakan, Türkiye'nin belirli sınırlara hapsolması kaydıyla Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğu mesajını verdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten skandal bir Türkiye itirafı geldi. Yunan Başbakan, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı, Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığını çevirmeyi başardıklarını söyledi. Mitsotakis, itiraf niteliğindeki açıklamayı katıldığı bir televizyon programında yaptı. Türkiye her fırsatta sorunu diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguluyor. Yunanistansa bu çağrılara kulak tıkayarak görmezden geliyor. Yunan Başbakan yine bu görmez, duymaz, bilmez tavrıyla Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık dedi. Ekim'deki Avrupa Birliği zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini ancak Türkiye'nin bu olumlu gündemi kucaklamadığını ileri sürdü. Mitsotakis'e Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımla gelmemesi durumunda ne olacağı da soruldu. O da Avrupalıların Atina'nın yanında olduğunu vurgulayarak müttefikimiz çok, Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım yapmazsa başka ülkelerde yapabilir diye konuştu. Ege Denizi'ndeki mazilerini tam öğrenemeyen Mitsotakis, Türkiye'nin gerginliği sürdürmesinin kendi yararına olmadığını savundu. Türkiye'yi kısıtlı bir alana hapsetmek kaydıyla konuşmaya hazır olduklarını da söyledi. Mitsotakis'in Türkiye'yi her koşulu kabul edecek bir ülke konumunda görmesi akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasını getirdi. Korkunun acele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de,
hakkı olanı alacaktır. Kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım. Nakdi ücret desteği ödemeleriyle sosyal destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Hesap bilgileri olmayan ya da eksik olan kişiler ödemelerini PTT üzerinden alacak. Nakdi ücret desteği ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, Aralık ayında SED hizmetlerinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon Türk lirası ödeme yapılacağını söyledi. Selçuk, SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz, dedi. Bakan Selçuk, ödemelerin 8 ila 15 Aralık arasında hesaplara yatırılacağını belirtti. Son zamanlarda kimlik kartları, pasaport ve sürücü belgelerinin ücretlerine zam yapılacağına ilişkin yalan haberler yazılıp çiziliyordu. İçişleri Bakanlığı bu konuya son noktayı koydu. Herhangi bir zam söz konusu değil denildi. İçişleri Bakanlığı, kimlik kartları, pasaport ve sürücü belgelerinin ücretlerine zam yapılacağına ilişkin haberleri yalanladı. Tamam, bekle. Son dönemde ortaya atılan zam iddiaları herkesin merak konusuydu. Çok geçmeden İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların hiçbir yasal dayanağının bulunmadığı vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kağıt bedellerinin her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bakanlık tarafından eski kimliklerin değişme süresine ilişkin de açıklama yapıldı. Hali hazırda kullanılan kimliklerin yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla değiştirilinceye kadar geçerli olduğu söylendi. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için son tarihin ise 31 Aralık 2022 olduğu bilgisi verildi. Dünya COVID-19'la mücadelede en güçlü silah olan aşı için gün sayıyor. İngiltere bugün toplu aşılama işlemlerine başladı. ABD onay için bekliyor. Almanya ise 2021'in başlarında aşılamaya başlamayı planlıyor. Şimdi ülke ülke aşılama takvimleri geliyor ekranlarınıza. Ülkelerin COVID-19 aşı takvimleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Neredeyse tüm ülkeler aşılamada önceliği yaşlılar ve sağlık çalışanlarına verecek. Salgının kasıp kavurduğu dünya merakla aşı haberlerini bekliyor. Çalışmalarda önemli bir dönemece gelindi. Bazı şirketler ülkelerinde aşı için onay aldı, bazıları ise hala beklemedi. Ülkeler şimdiden aşı takvimlerini açıklamaya başladı. Bütün ülkeler yaşlılara ve sağlık çalışanlarına öncelik verileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen Moderna aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayını bekliyor. Aşının onaylanması halinde aşılamalara Ocak ayında başlanabilecek. Almanya'da 2021 başlarında aşılama başlıyor. 16 eyalette 400'den fazla aşı merkezi kuruluyor. Ülkede öncelikle Pfizer-BioNTech aşısı kullanılacak. İngiltere toplu aşılamaya ilk onay veren ülke oldu. Pfizer tarafından üretilen aşının ilk dozu 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Fransa'da 200 milyon doz aşı siparişi verildi. Fransa'nın geliştirdiği Sanofi henüz hazır değil. Onayların ardından Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın kullanılacağı açıklandı. Belçika'da aşılamanın Ocak ayı başlarında yapılmaya başlanması bekleniyor.
Pfizer-BioNTech aşısı Belçika'da üretilip buradan tüm dünyaya dağıtılacak. Rusya'da Sputnik V aşısı geçtiğimiz cumartesi günü yapılmaya başlandı. Ancak yapılacak kişilerin son 2 hafta içinde üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmemesi ve kronik rahatsızlığının bulunmaması gibi şartlar aranıyor. Bosna Hersek 2021'in ilk çeyreğinde aşılama işlemlerine başlayacak. Kuzey Makedonya'da aşı ücretsiz olarak gönüllülük esasına göre yapılacak. Salgında ağır darbe alan İran'dansa dikkat çekici bir aşı açıklaması geldi. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, ABD'nin İran'a yönelik ambargolar nedeniyle ülke dışından koronavirüs aşısı alamadıklarını söyledi. Endonezya Devlet İlaç Kurumu Bio Farma, Çinli ilaç firmasının ürettiği koronavirüs aşısının %97'ye kadar etkili olduğunu duyurdu. Bio Farma'dan yapılan açıklamaya göre aşı 600 kişiye uygulandı. Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısının ilk sonuçları Endonezya'dan geldi. Aşı %97 koruma sağladı. Koronavirüs aşısının tedariği konusunda Türkiye'nin de anlaştığı firmalar arasında olan Sinovac'ın aşısına ilişkin faz 3 denemelerinde ilk sonuçlar açıklandı. Endonezya Devlet İlaç Kurumu Bio Farma, Çin merkezli şirketin aşısının %97 koruma sağladığını duyurdu. Bio Farma şirketinin basın sözcüsü Ivan Setiavan, klinik test ekibimizin bir ay içinde elde ettiği ara verilere göre aşı %97'ye kadar etkili bilgisini paylaştı. Endonezya merkezli kurum, 1600 katılımcının yer aldığı deneyde kaç katılımcının enfeksiyonlu olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Bio Farma nihai sonuçları bekleyecek. Aşının kitlesel dağıtımı için de Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Ocak sonunda acil kullanım iznini verecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çin'le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, Aralık, Ocak ve Şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı, demişti. İngiltere'de yayımlanan bir rapor, küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre bu yüzyılın son döneminde kar görmek hayal olabilir. İngiltere'nin meteoroloji biriminin yaptığı analiz, küresel ısınmanın ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne serdi. Yapılan incelemeye göre 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı açıklandı. Yaklaşık 20 yıl sonra Güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağı ifade edildi. 2060'lı yıllarda ise sadece Kuzey İskoçya ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi. İklim değişikliği tahminlerini inceleyen bilim insanı Lizzie Candon'a göre analiz, karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayanıyor. Candon, 20. yüzyılın son çeyreğinde yüksek rakımlı yerler dışında karın tamamen kaybolacağı görüşünde. Yapılan araştırmaya göre karbon emisyonları dünya çapında önemli ölçüde azaltılırsa bu değişikliklerin yoğunluğu ve şiddeti de o oranda azalacağı öngörülüyor. Öte yandan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en yüksek emisyon oranına sahip 57 ülkesinin performans endeksi açıklandı. İklim Değişikliği Performans Endeksi 2021'e göre hiçbir ülke Paris Anlaşması hedeflerini tutturamadı. Türkiye zayıf, Avrupa Birliği ise kısmen başarılı olarak değerlendirildi. Türkiye'nin sera gazı emisyonları ve enerji kullanımı kategorisindeki puanı zayıf, iklim uzmanları tarafından iklim politikası performansı için verilen puanı ise çok zayıf olarak açıklandı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp haber ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.